Herkese selam arkadaşlar. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Satoshi Kusama tarafından bir CK1 diye bir terim ortaya atıldı. Tabii herkes bunu merak ediyor. Medya, haber siteleri bile artık bunu vermeye başladı. Şunu biliyoruz ki evet piyasa bizim için üzücü. Bitcoin'deki durum, kripto para camiasındaki durumlar bizi üzüyor. Bunu ayrıca biliyoruz. Bunun nereye kadar gideceğini bir kere kimse kestiremez. Aldanmayın, grafiklere, çizimlere yine vurguluyorum. Yalnız geçen bir şey dikkatimi çekti. Bitcoin'in oluşturduğu bir yıllık veride şöyle bir dar kanal var arkadaşlar. Bu grafiker arkadaşlar da hani 1 saatlik veri, 2 saatlik veri var ya, aslında 1-2 saatlik veriye bakılmaz arkadaşlar. Benim görüşüm bu. 1-2 saatlik veri öyle... Piyasanın böyle durumlarında, dünyadaki bir kaos durumlarında, savaşmış, şuymuş, buymuş, enflasyonun arttığı, hiperenflasyona doğru giden bir veri akışında böyle bir saatlik, iki saatlik verilere bakılacağında bir yorum çıkaracak diye ben düşünmüyorum arkadaşlar. Biraz daha detaylı ve kapsamlı, daha geniş zaman aralığıyla bakılması lazım diye düşünüyorum. Bu bir yıllık veri aralığında biz her zaman 29 bin dolarlara kadar düştük arkadaşlar. Yalnız veri aralığındaki kanaldaki... bir korkutan şey bu, ilk defa bu kanal dün biraz kırıldı. Bazı profesyonel analizciler, bu dediğim işte resme küçük detaylar değil de büyük detaylara bakarak, uluslararası Fed'i de hiperenflasyonunda neyin nereye gittiğini bilen adamlar buna yorum yapmışlar. Bu dikkatimi çekti benim de. Bu dar analda bir kırılma var. Acaba bu düşüşü biraz daha tetikler mi diye bunu konuşuyorlardı. Şimdilik aslında benim öngörüm ise, benim düşüncem ise, ben her zaman 30 bin ve 30 bin altı hep toplamışımdır arkadaşlar. Sonra arkama yaslanmışımdır. Benim taktiğim hep buydu. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi CK'ye geçecek olursak, CK Satoshi Kusama dün bir CK diye bir terim öne attı. Bu çok yankı uyandırdı. Benim görüşüm ne derseniz, CK'nin arkadaşlar bir projenin içerisindeki bir veriye dair olduğunu düşünüyorum. Her an şu an için bir detaylı açıklama yok. Biliyorsunuz ben Shiba'nın belgeleriyle açıklama yapıyorum. Laflara, yığılan haberlere, yani kulaktan kulağa dolan haberlerle değil, belgelerle açıklama yaparım. Bu yüzden detayları bekliyorum ve sizlere kesinlikle buradan hemen aktaracağım arkadaşlar. Yine Twitter'da olduğu gibi. Oradan da anlık haberlerle sizleri bildireceğim. Lütfen ayrıca YouTube'daki bildirimleri açarsanız arkadaşlar, zil butonuna basıp, sizin için, sizin yararınıza olacaktır. Erkenden her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Son durum bunlar arkadaşlar. Beklemediğiz. Piyasadaki bugün enflasyon verileri açıklanacaktı. Bununla ilgili de Twitter'dan gelir gelmez bildirim yapacağım. Bu haber kısa olabildiği için videosu biraz anlamsız olabilir. Yine düşüneceğim sizin için, ama Twitter'dan net bir şekilde bunu da yayınlayacağım arkadaşlar. Anında Twitter'da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız yine oradan da görüşüyoruz arkadaşlar. Son durum bunlar arkadaşlar. Merakla bekliyoruz CK'nin ne olabileceğine dair biraz daha bir bilgi fırtınası yapalım. Bir projenin bir terimi olabilir. Shibarium'la alakalı bir terim olabilir arkadaşlar. Bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz ki şunu da bilelim. Shiba'nın aksiliği hep şu oldu arkadaşlar. Bitcoin her zaman bir düşüş anında yükselmeye başladı. Hep bu Shiba'nın kaderinde, biraz da kaderi kötüydü diyebiliriz arkadaşlar. Dün, bugün itibariyle bir Luna olayı oldu biliyorsunuz. UST stablecoin'de bir düşüş gerçekleşti. Bu nedir? Luna buradaki şeyi nasıl USDT dolara endeksli de, bu da dolara endeksli bir stabil coin'di arkadaşlar. Artık hacimdeki yetersizlik de diyebiliriz buna, sizin daha iyi anlayabilmeniz açısından. Bunu sağlayamadı ve biraz o gerçekten kamuoyunda yankı uyandırdı, tepe taklak oldu. Luna Terra sistemi düşüş yaşadı. Luna da Terra sistemi içindeki bir projelerin bir şeyi arkadaşlar, bir vakıftır. Bunu da unutmayan, bir proje oluyor diyelim. Bunun içinde 3 tane coin olabiliyor. Yani bu projeye bağlıdır. Bu durum böyle olunca da, hatta son konuşmalar, son düşünülen şeylerde Luna'nın mahkemelik olabileceği dahi konuşuluyor. O yüzden ben düştü diye Luna'da almıyorum. Luna ile ilgili de daha detaylı bilgi istiyorsanız bunları da konuşuruz bir sonraki videoda arkadaşlar. Durum bu yani açıkçası. Kısaca özetlersek, şimdi videoyu kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. Yoksa Luna'nın A'sından C'sine kadar konuşuruz, ama daha iyi net anlayabilmeniz için kısa ve öz şekilde anlattık. Hacim yetersizliğinden dolayı da
En son sıkıntıya girdi arkadaşlar, ne yaptı? Bazılarını Bitcoin, elindeki Bitcoin'lerden satmaya kalkıştı. Bu da piyasayı iyice manipüle etti. FUT haber yaydı. Bitcoin'de biraz daha zarar verdi arkadaşlar. Luna. Bunlar son gelişmeler arkadaşlar. Gerçekten hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.